Evet, şimdi buradaki parçamızın üç görünüşünü çıkartacağız. Yine aynı şekilde önden bakış şöyle olacak. Burası sol ve burası da üstten bakış olacak şekilde çizeceğiz. Ben yine buraya bu sefer epür çizgilerini çizdim. Ve bu epür çizgilerinden 5'er milimetre uzaklıkta olmak üzere yardımcı çizgiler çizdim. Ve bu kesişim noktaları benim başlangıç noktalarım olacak arkadaşlar. Önden görünüşe baktığımız zaman ne görüyoruz? Ters bir U görüyoruz ve bunun üzerinde iki tane dikdörtgen görüyoruz. Baktığımız zaman başlangıç noktası şurası olacak şekilde 10 milimetre bir yukarı gideceğiz. Önden baktığım zaman şurayı hala tam bir düz çizgi gibi göreceğim için 10 milimetre burası ve 15 milimetre nereden anladık 15? Tamam yüksekliği ne kadarmış? 25 milimetre. 10 milimetre çıkarsak ne kadar geliyor? 15 kalır. Yani 25 milimetre yukarıya çıkacağız ve 15 milimetre bir işaret koyacağız, nokta koyacağız. Başlayalım arkadaşlar çizimimize. Hemen gölgemizi aldık. Başlangıç noktamızdan yukarıya doğru 25 milimetre çıkacağız. Evet. 25 milimetre çıktık. 15 milimetreye bir nokta koyacağız demiştik. Evet, 15 milimetre nokta koydum. Aynısını diğer tarafta da yapacağız. Peki ne kadar buradaki mesafemiz? 30 milimetre. O zaman 3 santim yani şuradan 3 santim gelecek şekilde işaretleyeceğiz. Buradan geldik. 3 santim olacak şekilde ne yapacağız? Çizgi çizeceğiz. Tabi boydan boya bir çizgi çizmeyeceğiz. Eğer çizersek bu sefer şuradaki boşluğu ne yapmış oluruz? Atlamış oluruz. Buradan baktığımızda burada bir çizgi olmayacak. 20 milimetre 35 5 boşluklar kalıyor buraya. Buraya 5 kalıyor. Buraya da 5 kalıyor. O zaman 5 milimetre buradan bir çizeceğiz. Toplamı 30'du ya. Birden başladım. 30 oldu mu 40 olur. Buradan da bir 5 geldik mi şöyle. Evet, attık şu iki çizgiyi. Ne yaptık? Çizdik. Sonrasında 10 milimetre yani şuraya kadar çıkıp şöyle ne kadar gideceğiz? Gene 30 milimetre bir gidelim. Küçük çekleri kaldırmadan şöyle o noktaya doğru gelelim. İşaretlediğimiz noktaya ve oradan şöyle düz çizeceğiz. Düz çizelim. Şöyle geldik. Evet. Yine üst tarafa gidelim. Bu sefer de ne yapacağız? 7 milimetre olacak şekilde buradan böyle bir çizgi. Burası da 7 milimetre arkadaşlar. Oradan 7'şer milimetre işaretleyelim. Beş, altı, yedi. Beş, altı, yedi. Biraz taştık ama neyse. Bunları yaptık. Şimdi şuralardan paralelliği ayarlayacağız. Şöyle yan tarafa koyacağız. Şurayı da birleştiren bir sonu da. Evet. Buradan aşağıya ne kadar ineceğiz? Zaten onlar belli. Boydan boya çizmiştik. Buradan şöyle gidip buradan aşağıya doğru bir çizgi atacağız. Yine aynı. Buraya gidip buradan bir çizgi çekeceğiz. Daha sonra şuradan 5 milimetre yukarıya çıkacağız ve öngen görünüşü çizmiş olacağız arkadaşlar. Hemen şöyle 5'er milimetre yukarıya çıkacağız. Kalemin şeyi ayarlayalım paralelliğimize.
Sonra arkadaşlar evet. Parçamızın önden görünüşünü çizdik. Şimdi gelelim üstten görünüşüne. Üstten görünüşe baktığımızda iki etaplı bir kare görüyoruz. Yani dikdörtgen görüyoruz. 25'e 30'luk ve şu kısmı şurada ters bir T ve de bu kısmı görüyoruz. Onları çizelim arkadaşlar. Aşağıya doğru şuradan üstten görünüşe baktığımızda şu noktadan başlayıp 25 mm bir çizgi çizeceğiz. Hemen onu şöyle çizelim. Parçamızın zaten bakın genişliği şurada 30 belirtilmiş. O noktaya kadar getirip oradan yine şöyle buradan 25 mm çizdim. Akabinde hemen şu şekilde gelip şu noktayı birleştirdik. Yine şuradan şöyle gelerek şu noktayı da birleştirelim. İki ucu kapatalım. Evet, dikdörtgenimizi oluşturduk. Üstten baktık. Ne gördük? 10 milimetre. Yani biz de şu noktadan 10 milimetre yukarıya işaret. Sonra buradan da 10 milimetre yukarıya işaret koyacağız. Oralardan ne kadar gideceğiz içeriye? Onu zaten burada çizdik. Buradaki yardımcı çizgiler kadar gideceğiz. Hemen o noktalardan bir yardımcı indirelim. Şuralardan yardımcı çizgi çekelim aşağıya. Bastırmadan. Şimdi şuradan 10 milimetre gelelim. Bir işaret koyalım 10 milimetreye. Yine kaydırarak diğer çizgiden bir 10 milimetre işaret koyalım. Akabinde şuradan şöyle baktığımız zaman arkadaşlar üstten görünüşe şu çizgileri onlar da şu çizmiş olduğumuz yardımcı çizgiler kadar geliyor ve oradan da yukarıya çıktığımızda şöyle yapalım. Görünüşte ne yaptık arkadaşlar? Çizdik. Fazla çizgilerimizi yardımcı çizgileri şöyle bir silelim. Evet, şimdi burada üstten görünüşe baktığımızda bakın alt kısımda kalan yine bir boşaltma var. Buradaki boşaltmayı ben üstten görünüşte görüyor muyum? Görmüyorum. O zaman ne yapacağız? Görmediğim için orada da öyle bir şey olduğu için boşaltma olduğu için ne yapacağız? Kesik çizgide orada bir boşaltma olduğunu ifade etmemiz lazım. Önden görünüşte zaten onu görüyoruz burada. O zaman ne yaparız? Üstten görünüşte görmediğime göre bunun hizasına cetveli getireceğim. Buradan aşağıya doğru kesik çizgileri ne yapacağım? Çizeceğim arkadaşlar. Hemen onu ayarlayalım.
Şöyle geliyoruz. Kesik çizgilerimizi gene bastırmadan ne yapacağız? Çizeceğiz. Yetmenimizi kaydıralım. Bastırmadan. Evet. Görünüşümüzü ne yapmış olduk? Tamamladık. Şimdi gelelim sol yandan görünüşe. Sol yandan görünüşe baktığımızda ne görüyoruz? İlk etapta bir L görüyoruz ve bu kısım komple boş arkadaşlar. L'ye üstten görünüşe baktığımızda şu kısım oluşturuyor ya. Bakın zaten o nokta belli. Şurası. O da burası. Şimdi ben buradan şöyle bir yardımcı çizgi. Şöyle noktayı buraya taşıyacağım. Ve buradan 45 derecede yapıp o kısmı belirleyeceğim. Peki buranın yüksekliği zaten şurada belli. Buradan da yardımcı çizgi çekerek görünüşümü bayağı bir bitirmiş olacağım. Şimdi hemen şöyle bir şu noktayı taşıyalım. Hemen şu noktayı da taşıyalım. Çünkü parçamızın genişliği bu kadar olacak. Evet. Başlangıç noktasını belirlemiştik 5'e 5 diye. Buradan başlayacağız. Şöyle bir de olacak biliyorsunuz. Şimdi şu noktaları hemen bir şuraya bir taşıyalım. Şuradan paralelliğimizi ayarlayıp belirlediğimiz noktaya getirip oradan şu epür çizgisine kadar şöyle bastırmadan çizelim. Dediğim gibi bunu pergelle de yapabiliriz. Evet. Şimdi şuradan da yardımcı çizgilerimizi uzatalım. Sonra arkadaşlar bakın. Bizim şöyle soldan baktığımızda hani V görüyoruz ya, bu V'nin şöyle üstü şurasıydı. Şimdi şu kısımdan şu çizgiyi taşıdıydık. Buradan yukarıya doğru şu kadarcık çıkacağız. Yani şurayı oluşturacağız. Hemen onu bir yapalım. Getirdik. Bu noktadan şöyle çıktım arkadaşlar. Evet. Daha sonra şuraya getireceğiz. Bakın. Şurayı çizdim. Şuradan şöyle geldim. Kaydırdım şimdi ben cetvelimi. Şimdi şuradan yukarı çıkacağım. O da bu noktaya getirdim bakın arkadaşlar. Şuradan yukarı çıkacağım. Evet. Sonra şu sonuna doğru getirelim. Oraya da gitmedi. Şimdi şunları da birleştirelim.
Şimdi yardımcı fazla olan çizgileri silelim. Evet, sol yandan görünüşü çizdik. R'yi gördük. Fakat burada gene bizim görmediğimiz, şöyle bakışta görmediğimiz ne var? Şuradaki boşaltma var. Oranın yüksekliği şu. Onu yine şöyle kesik çizgilerde olacak şekilde ifade edeceğiz. Görünmeyen kısım olduğu için. Bastırmadan. Evet. Bu parçamızın da üç görünüşünü çizdik mi arkadaşlar? Bir eksiğimiz daha var. O da nedir? Ne buradan bakışta? Şimdi şu yüzeyi görüyor muyuz? Şuradaki bitiş noktasını. Görmüyoruz değil mi? Buradan baktığımızda böyle bir çizgi görmüyoruz. Ama arkada şu platform var mı? Yani şu düzlem var mı? Buradaki düz yüzey var. O zaman ne yapacağız? Buradan da kesik çizgide orayı ifade edeceğiz. Yine bastırmadan. Yani şu çizginin devamı niteliğinde. Ama şunun arkasında kaldığı için görmediğimiz için kesik çizgide ifade ediyoruz. Şimdi parçamız bitti arkadaşlar.